Sakar Cadı Winnie'nin Doğum Günü. Sakar Cadı Winnie, takviminin yapraklarını çevirdiğinde ayın 13'ünün kocaman bir kırmızı daireyle işaretlendiğini gördü. Winnie, "Bu cuma benim doğum günüm," dedi. Wilbur, "Bu yıl doğum günü partim harika olacak." Wilbur, "Mırr," diye cevap verdi. Partilere bayılırdı. Winnie gülümseyerek, "Nasıl bir parti düzenlesem acaba?" dedi. "Tamam, buldum. Bir bahçe partisi yapacağım." Pazartesi günü Winnie davetiyeleri yazdı ve cadı e-postayla yolladı. Davetliler Hindiba Hala, Marmelat Dayı, Winnie'nin 3 kız kardeşi Wanda, Wilma ve Wendy, Winnie'nin bütün arkadaşları ve kuzen Püskül'dü. Salı günü Winnie kendisine süslü bir parti elbisesi hazırladı. Wilbur için de bu elbiseyle uyumlu bir papyon yaptı. Wilbur keyifle mırladı. Çok şık göründüğünü düşünüyordu. Çarşamba günü Winnie misafirler için bir sürü yiyecek hazırladı. Wilbur ona yardım etti. Winnie perşembe gününü bahçeyi hazırlamaya ayırdı. Dışarı çıktığında çok şaşırdı. Bahçe çok dağınık görünüyordu. Winnie'nin aklına güzel bir fikir geldi. Sihirli değneğini aldı, salladı ve bağırdı. "Abra kadabra!" Bahçe artık parti için hazırdı. Winnie keyifle, "Bu çok kolay oldu," dedi. "Şimdi sırada ne var?" "Aa, tamam, bir sürpriz gerekiyor. Eğlenceli bir partide her zaman bir sürpriz olur. Bu konuda biraz düşünmeliyim." Cuma günü ayın 13'ünde hava çok güzel ve güneşliydi. Winnie çok şanslı olduğunu düşündü. Saat 2'de misafirler geldi. "Doğum günün kutlu olsun Winnie," diye bağırdılar ve hediyelerini çimenlerin üzerine yığdılar. Wanda, Wilma ve Wendy Winnie'ye bir sihirli halı hediye ettiler. Winnie her zaman bu halılardan bir tane istemişti. Marmelat dayı ona kafeste bir yarasa hediye etti. Winnie asla böyle bir şey istememişti. Hindiba hala ona harika büyüler kitabı hediye etti. Kuzen Püskül ise sihirli bir trompet verdi. Önce müzikli süpürge oynadılar. Bu oyun çok eğlenceliydi ama çok fazla itiş kakış vardı. Marmelat dayı kazara Hindiba halaya çarpıp onu bir süpürgenin üzerine düşürdü. Kuzen Püskül süpürgesiyle zıpladı ve havuza düştü. Bunun üzerine onun kazanmasına izin verdiler. Winnie, "Hadi şimdi hazine avı oynayalım," dedi. Marmelat dayı hazineyi labirentte aramaya karar verdi ve kayboldu. Wilma yarasanın kafesine baktı ve yarasa kaçtı. Wendy zıplama kalesine baktı, bom! Ama çok fazla gürültü vardı, kimse onu duymadı. Winnie yeni sihirli trompetini aldı ve çalmaya başladı. O da ne? Herkes yok oldu. Winnie çok şaşırmıştı. Birden çok endişelendi. Herkes nereye gitmişti? Winnie labirente baktı. Kimsecikler yoktu. Yarasa kafesine baktı. Hiçbir şey yoktu. Zıplama kalesine baktı. Kimse yoktu. Derken Winnie trompetin üzerinde bir etiket gördü. Önemli not. İnsanları yok etmek için 3 kere çalın. Onları geri getirmek için başınızın üzerinde amuda kalkarak 3 kere çalın. Sonra Winnie başının üzerinde durarak trompetini çaldı. Ve herkes geri geldi. Çok acıkmışlardı. Misafirler bütün yiyecekleri yediler. Winnie, "Şimdi sürpriz zamanı," dedi. Yeni harika büyüler kitabını açtı. "Gözlerinizi kapatın ve en sevdiğiniz pastayı düşünün," dedi. Hepsi birden gözlerini kapattılar. Hindiba hala çikolatalı pasta düşündü. Marmelat dayı meyveli pasta düşündü. Kuzen Püskül gökkuşağı pastası düşündü. Wilbur da peynirli pasta düşündü. Peynirli pastaya bayılırdı. Sakar cadı Winnie gözlerini kapattı. Kendi etrafında 3 defa döndü, ayağını yere vurdu.
sihirli değneğini salladı ve bağırdı. Abrakadabra! Ve dünyanın en büyük doğum günü pastası tepesinde mumlarıyla belirdi. Pasta o kadar büyüktü ki en üstte bir kat çikolatalı pasta vardı. Altında bir kat meyveli pasta, bir kat gökkuşağı pastası, bir kat peynirli pasta, çilekli pasta, zencefilli pasta. Winnie sonra da sihirli halısına binerek pastanın en tepesine doğru uçtu. Kuvvetli nefesiyle mumları bir seferinde söndürmeyi başardı. Winnie ha 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 diye güldü. Bu parti çok eğlenceli Wilbur. Ben çok şanslı bir cadıyım. Wilbur hiçbir şey söylemedi. Yaramaz kedinin ağzı peynirli pastayla doluydu. Şanslı kara kedi. Winnie'nin doğum günü partisi Mutlu Yıllar şarkısını söyleyerek sona erdi. Çocuklar için hazırlanmış çok güzel masalları Uykudan Önce Masallar kanalımızda bulabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.